Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz kozmik enerji terapisti Sayın Yasemin Güldaş. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Yasemin Güldaş kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Ben Yasemin Güldaş. Yaşadığım sıkıntıların bir sürü bitmemesi dolayısıyla, uzun süre devam etmesi dolayısıyla bir arayışa girdim. Ve bu arayış neticesinde kozmik enerjiyle tanıştım. Hayatımda düzene koyamadığım, çok çalıştığım halde başaramadığım birçok iş vardı. Bu arayış o sebeptendi daha doğrusu. Sonrasında kozmik enerjiyle tanıştım. Hem kendimi şifalandırıyorum şimdi, hem danışanlarıma mutluluk veriyorum. Bu da beni çok hoşuma giden bir şey. Harika. Evet, aslında yer gök enerji. Doğru. Yeter ki bu enerjiyi pozitife çevirebilelim. Çok doğru. Ve bizi şifalandırabilecek şekilde kullanmayı öğrenebilelim. Evet. Değil mi? Kozmik enerji nedir? Şöyle söyleyebiliriz. Kozmik enerji ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak üçü bir arada insanı tümüyle şifalandıran bir enerji sistemi. Bir arada olduğu zaman meselenin altında yatan veya sıkıntının, hastalığın altında yatan nedene de çalıştığı için o nedenin altındaki sıkıntıyı kaldırıyor. Dolayısıyla zihnimizde, ruhumuzda, bedenimizde her ne varsa bu enerji sayesinde tamamen temizleniyor. Ve kişi hayatında bu terapilerden sonra inanılmaz değişim ve dönüşüm yaşayabiliyor. Evet. Peki, kozmik enerji terapistisiniz. Hı hı. Bu terapiler esnasında sizin enerjinizin düştüğü oluyor mu? Hayır. Biz devamlı çalıştığımız için ve kanallarımız genellikle frekanslarımız aktiftir. Bizim enerjimiz düşmüyor. Zaten enerji standartta genel olarak insan olarak konuşursam, kişi olarak konuşursam bir kişi enerjisini 3 günden fazla düşük modda tutmamalıdır. Hı hı. Çünkü 3 günün sonunda aura çok zayıflar ve hastalıkları açık hale gelir. Dolayısıyla en büyük sıkıntı 3 günden öteye kişi olarak geçmemeli. Evet. Evet. Bir de kozmik enerjinin bir farkı var değil mi diğer enerji terapilerinden? Yani kozmik enerji farklı çünkü kozmik enerji evrende var olan enerjiyi kullanır. Evet. Yani kendinden bir enerji vermez. Genellikle insanlar şunu sorar mesela siz bize terapi yapıyorsunuz. Sizin enerjiniz bize, bizim enerjiniz size geçebiliyor mu? Hı-hı. Hayır, böyle bir şey yok. Siz şöyle düşünün, boru gibi düşünün. Tepeden girer çünkü enerji. Boru gibi o size aittir. Evet. Yani biz mesela terapileri 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiye kadar yapabiliyoruz. Grup terapileri olarak yapabiliyoruz. Hiç kimsenin enerjisi hiç kimseyle geçmez. Biz geçmez. Kanalları, frekansları açtığımızda herkesin kendine ait kanalını açarız. İhtiyacı olanı açarız ve onu kullanırız. Evet. Peki kozmik enerjiyi nasıl çalışıyoruz? Çalışmalarınızı ne şekilde yapıyorsunuz? Şimdi kozmik enerjiyi çalışma şeklimiz seanslar halinde. Hı hı. Bu seanslar sayısı değişebiliyor ama standardı 12 seans olarak düşünülebilir. Hı hı. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü 12 seansın kişinin değişim ve düzelmesi için kafi ancak başladığını, 12 seanstan sonrasında bu değişimin daha devam edip kişiyi şifalandıracağı ve ileri gidebileceği yönünde bir kararı var. Bu evet. Şekilde düşünüyorlar. Evet. Seanslar şöyle oluyor. Kişi, danışanımız sakin bir ortamda, mümkünse meditatif bir müzik eşliğinde, sessiz, bir odada, ayakta, gözleri kapalı, ellerini ve ayaklarını çapraz veya birleştirmeden enerji akışının düz gitmesi için öncelikle biz kişiye hastalığına dair, eğer hastalığı varsa sıkıntısını, hı hı, önce dinliyoruz, hı hı, ve herhangi bir hastalığı varsa bir rapor, bir tetkik neticesi varsa onlara bakıp
danışanın ihtiyacına göre kanalları açıyoruz. Evet. Ama öncesinde bir teşhis mekanizmamız var. Antenlerimizi kullanarak kişinin üzerinde teşhis yapıyoruz. Hı hı. Teşhisten sonra çakralar üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Çakralardan sonra organlarına bakıp daha sonrasında aurasına çalışıp teşekkür ediyoruz ve çalışmamızı bitiriyoruz. Çakralar, şöyle bir açayım ben konuyu isterseniz. Çakralar insanın yaşam merkezidir. Yani yaşam enerjisinin geçtiği noktalardır. Hı hı. Halk arasında mesela şöyle bir söz var. Çakraları kapalı. Çakraları kapalı olmaz. Çakraları kapalı olan insan ölü demektir. Yani dolayısıyla yani çakralar ancak blokajlı olur. Yaşadıklarınızdan blokaj olabilir. Çevresel faktörler olabilir. Yırtılmalar olabilir. Yani çakralar biz bu çakraları şöyle söyleyebilirim. Enerji akışının normal olması için tek tek çakralara çalışıyoruz. Evet. Her çakranın bedende işlevsel olduğu organlar var. Her çakrayı çalıştığımızda o organlar da ona göre devreye giriyor. Çakralardan sonra organlara çalışıyoruz. Ben başta bahsetmiştim, ruh, beden, zihin üçlemesi olarak iş görüyor enerji sistemi diye. Ruh, beden, zihin olarak iş görürken biz organa tek başına çalışmıyoruz. Biz organa tek çalışırken beden otomatik olarak bütün sistem şifa görüyor. Ama biz kanallarımızla hangi organın hangi kanala ihtiyacı varsa o organlara tek tek çalışıyoruz. Evet. Ondan sonrasında da aurasında deformasyon varsa, sıkıntılar varsa onları tamir ediyoruz ve teşekkür ederek seansımızı bitiriyoruz. Evet. Peki, tüm bunları konuşurken, hı hı, aklımıza ilk gelen şu oluyor. Neden hasta oluyoruz? Hı. Neden hasta oluyoruz? Birkaç nedeni var olabilir. Çevresel faktörler, genetik geçiş ve kendi yarattıklarımız. Hı hı. Şimdi çevresel faktörler şöyle. Sözler. Söz biliyorsunuz en büyük büyüdür. Sözün çok etkisi çok büyüktür. Bu sözler lanet, beddua, nazar her türlü olabilir. Bu tür şeyler bizim auramıza da yapışır ve zaman içinde bizleri hasta eder. Kozmik şifa enerjisinin inanılmaz bir etkisi vardır. Bu söz etkileri, büyü etkileri, beddua ve lanet üzerinde. İkinci neden bizim kendi yarattığımız hastalıklardır. Bunlar nedir? Korkularımız. Mesela çevremizde karısını darp eden bir eş görüyorsak, ki bunlar çok benim karşılaştığımda bir şey. Defa ya da olacak. Aldatan bir eş. Ben böyle bir evlilik yapmayacağım. Evet. Ben böyle bir eş istemiyorum. Çok karşı karşıya geldiğimiz bir şey ve o kişi, ağızdan çıkan kelime çok önemli. Buna maruz kalıyor değil Evren, mi? Evren sadece ben böyle bir şeyi evlilik yapmayacağım değil. Direkt olarak ben evliliği alıyor. Yani ben böyle bir evlilik yapmak değil. Dolayısıyla o kişi evlenemiyor. Hani eskiler derler ya, 40 kere ne dersen o olurmuş, evet, diye. Uh-huh. Evet, ben şimdi bu tür konuları işledikçe, bu tür konular hakkında bilgilendikçe, evet, eskiye dönük sözlerin çok doğru olduğuna çok doğru inanıyorum. Evet. Ağzımızdan çıkan söz ya da düşüncelerimiz hakikaten hayat şartlarımızı ya da hayatımızı etkiler, ciddi anlamda etkiliyor. Evet, evet. 40 kere ne dersek, aynen, evet, o oluyor. Evet. Mesela çok korkuyorsak başımıza gelir. Başımıza ne gelir? Bir de şu var. Çok korkuyorsak böbreklerimiz hastalanır. Çünkü böbrekler korkuyla alakalıdır. Hmm. Korkan insanın hayatının bir döneminde böbrek taşı olabilir, böbrek kumu dökebilir. Böbrek işte sistit oluşu olur. Mutlaka bir şey yaşar. Ben çok korkuyorum mesela, öyleyse. Mesela işte korkular önemli. Stres, çok stresliysek mesela dalağımız sıkıntı yaratabilir. Hmm. Tabii. Mesela hatıralarımızdan kopamıyorsak, hep geçmişte bir şeyler yaşadıysak ve oralardaysak akıl olarak bir dönem omurgamızda, omuriliğimizde bir sıkıntı yaşayabiliriz. Hmm. Yani böyle korkularımız var. Üçüncü neden de genetik geçiştir. Genetik geçiş şöyle açıklayabilirim. 7 göbek öteden oralara kadar gidebilir yani. 7 göbek öteden kan yoluyla
genetik geçişler olur, kodlar, bilgiler nesilden nesile aktarılır. Eğer biz hayatımızda insan olarak sıkıntılı bir hayat yaşıyorsak, atıyorum alkol kullanıyorsak, uyuşturucu kullanıyorsak veya kin, öfke, nefret doluysak, hep bunlar aurayı zayıflatan, organları zayıflatan şeylerdir. Dolayısıyla bizim genetik geçişimizde bu kodlarda bir sıkıntı ve hastalık varsa, işte böyle bir hayat yaşıyorsak ve hayatımızda bunlar çok aktif durumdaysa ve süreklilik arz ediyorsa, hayatımızın bir döneminde mutlaka bu genetik geçişli kodlamalarla, bu bilgilerle o genetik geçişi tetikleriz ve ortaya çıkar. Evet. İşte biz de kozmik şifa olarak bütün bu hastalıkları ve hastalıkların altında yatan nedenleri yok etmeye çalışıyoruz, iyileştirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki kozmik enerji hangi hastalıklarda etkili? Şimdi kozmik enerji bütün hastalıklarda etkilidir. Mevcut, yani bilebildiğiniz, aklınıza gelen her tür. Ama şöyle söyleyebilirim size. Mesela şeker, tansiyon, KOAH, bu tür hastalıklar ancak tıpta stabil hale getiriliyor. Standarda konuyor. Yani sürekliliği ve ilerlemesi durduruluyor. Fakat bizim çalışmalarımızda bu şeker, KOAH, tansiyon vesaire ortadan kaldırılıyor. Çünkü bu hastalıkların arkasında yatan nedenler hep duygusaldır. Yani kozmik enerji altta yatan nedenleri ortadan kaldırdığı için hastalık otomatik olarak iyileşiyor. Bir de biz biliyorsunuz evren titreşimden oluşan, evet, evrenin tamamı titreşiyor. Ve her bedenin, her organın bir titreşim frekansı var. Organlar niye hasta olur demiştik. Organların veya bedenin titreşim frekansı atıyorum 10. Fakat biz uzun süredir yaşadıklarımız sıkıntılardan ve hastalıklardan dolayı çok kötü durumdayız ve terapi görüyoruz. 10 olan seviyemiz 5'e düşmüş normalde. Biz terapist olarak o kişiye çalışırken onu 10'a çıkarıyoruz. Organın olması gereken frekansa getirdiğinizde frekansı düzeldiği için hastalık kendiliğinden yok ediyor. Tabii ki şu var, yani ölmüşe çare yok. Hastalık o aşamadan sonra duruyor ve yok oluyor. Ama kaybettiklerimiz, onlar baki. Yani organ olarak hasta ama o seviyeden sonra duruyor. Başka ne hastalıklara iyi gelir? Sınırsız bir iyileşme şeysi vardır hastalık olarak. Romatizmadan tutun, migrenden tutun, Alzheimer, Parkinson, sinir hastalıkları, bütün kan hastalıkları, aklınıza gelebilecek kemik hastalıkları bütün hastalıklarda etkilidir. Çünkü bütün hastalıkların muhtemelen sebebi hep duygusaldır ve korkularımızdır. Evet, çok doğru. Evet. Peki kozmik enerjide kaç seans çalışmalısınız? Kozmik enerjide şöyle söyleyebilirim. Kozmik enerjide biraz önce de söylemiştim. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği 12 seansta değişim ve dönüşüm başlar. Fakat hastalığın, mesela kanserlerde 12 seans çalışılır. 12 seansın sonucunda bir müddet ara verilir. Ve sonrasında hastanın tekrar raporlarına, tekrar durumlarına bakılarak devam edilir. Evet. Ama normal, standart olabilitesi olan hastalıklarda hastalığın durumuna göre 12 seans daha sonra devam edilebilir, azalabilir veya çoğalabilir. Bu hastalığın türüne, yapısına ve ilerleyiş düzenine göre değişir. Evet. Peki seans aralıkları ne olmalıdır? Yani seans aralıkları şöyle söyleyebilirim. Aslında ağır vakalarda her gün çalışılabilir. Bazen çok çok ağırsa günde iki kere bile çalışılır ama biraz sıkıntılı olabilir. Ağır gelebilir. Evet, yani her gün çalışmak. Ama en ideali gün aşırı veya üç günde bir. Üç günde bir. En ideali odur. Evet. Peki kozmik enerji terapisi sürecinde aralıkların bu, yani bu süre zarfında kişi neler hisseder? Kozmik enerji terapi sırasında mı, seans esnasında mı? Seans esnasında kişiye göre çok değişir. Çünkü vücuttaki ruhsal, bedensel ve zihinsel sebepler herkese çok farklı ve çok farklı ağırlıklarda. Bazen ağlayabilir. Bazen hıçkırabilir. Yani hıçkırmak, bildiğimiz hıçkırmak. Evet. Öksürebilir.
çok ateş basabilir, çok üşüyebilir. Şiddetli vakalarda midesi bulanıp istifra edebilir. Yani her şey yaşanabilir. Bazen de çok ilginçtir, hiçbir şey hissetmeyebilir. Gayet evet. Güzel, seansı yaparsınız, çok rahattım, çok mutlu oldum diyerek bitirir. Evet. Peki, kozmik enerji terapisi uzaktan yapılabilir mi? Yapılır. Hı hı. Uzaktan yapılabilir. Yine aynı şekilde. Çünkü enerji, şöyle söyleyeyim. Enerjide mekan ve zaman yok. Hı hı. Enerjiyi her şekilde, her yerde çalışabilirsiniz. Uzaktan da çalışırsınız. Aynı şekilde kişi ayakta durur. Gözleri kapalı. Tahminle 40 dakika kadar aktif çalışılır. Hı hı. Hiçbir değişiklik olmadan şifalanır. Evet. Gruplar halinde seans alabildiğinizi söylediniz. Doğru. Bu mümkün öyleyse. 1, 2, 3, 6 kişiye kadar çalışabiliyoruz. Evet. Ve 6 kişiye kadar, yani ne kadar çok danışan çok olursa enerjinin şiddeti o kadar çoğalır. Yani şifalanma o kadar daha artı sağlar. Çünkü enerji çok fazla. Ve şifalanma çok daha yoğun olur. Olur. Evet. Mekan dengeleme. Bu da çok önemli değil mi artık günümüzde? Evet. İş yerlerimizde, evet. evlerimizde. Fazlasıyla evet. Gündeme gelmeye doğru. Başladı. Bu konuda biraz bilgi almak istiyoruz şimdi, sizden. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mekan dengeleme dünyanın merkezinden yeryüzüne birçok enerji çıkar. Bu enerjilerin bazıları pozitiftir, bazıları negatiftir, bazıları da vortex enerjileridir. Hı hı. Bizim istediğimiz, olması gereken enerji, nötr enerji. Hı hı. Yani pozitif, hani pozitif dediğimizde biliyorsunuz, çok fevkalade, pozitif çok iyi değil. Pozitif enerji insan ortamlarda ve kişilerde yayılma ve tembellik enerjisi yayar. Negatif enerji de o ortamda bir anda kavga çıkabilir, tartışma. Huzursuzluk. Yani tedirgin ortamlar yaratabilir. İşte en tehlikelisi de vortex enerjisidir. Vortex, anafor enerjisi. Bu enerji de hastalık yapabilir. Nasıl yapar? Örneğin mesela şu ortamda diyelim ki bir köşede işte pozitif bulduk, diğer köşede negatif bulduk, diğer köşede de vortex enerjisi bulduk. Negatif enerjili olan yerde insanlar patırtı çıkarmaya başlar, sıkıntı yaratmaya başlar. Bir anda kavga çıkar, olmadık sebeple kavga çıkar. Yani hiç alakası bir şekilde tartışılır. Pozitif ortamlarda televizyon seyreden kişi, bankaya gitmem lazım ama gitmesem ben bugün yatsam. Veya hiçbir şey yapmayayım, ben yapmayacağım, iş de yapmayayım. Çok güzel, rahat yatayım. Bugünün işini yarın erteleyeyim. Tembellik enerjisi. Vortex olduğunun en tehlikelisidir. O kişi, mesela o evde, oturduğu yer, bir vortex enerjisi varsa aşağıdan, yer altından geliyorsa, o kişinin oturduğu yerse devamlı da aynıysa o televizyonun karşısında, o kişi hayatının bir döneminde mutlaka hasta olur. Vortex enerjisi çeker çünkü. İnsanın aurasını zayıflatır. Bizim yaptığımız, öncelikle mekanımızı, hangi mekansa temizledikten sonra, bahsettiğimiz bu antenlerimizde, o mekanda bir tespit yapıyoruz. Bu enerjileri, nerede hangisi varsa, tespitten sonra biz o enerjinin türüne göre bakır düzeneklerimiz var. O düzenekleri hazırlıyoruz ve o noktalara onları yerleştiriyoruz. Sonrasında tekrardan kontrol ettiğimizde o ortamın, o mekanın enerjisi tamamen nötr hale geliyor. Evet. Bunu şeyde çalışabiliyoruz. Özellikle fabrikalarda, hı hı. iş ortamlarında, evlerde. Çünkü bu enerjiler bolluk bereketi de etkiler. Yani negatif kesinlikle. Ve vortex enerjileri. O evde bolluk bereket olmaz, huzursuzluk olabilir. Mekan dengelemek o anlamda çok faydalı bir şey. Evet, gerçekten de öyle. Evet. Nasıl ki bedenimizi, bedenimizdeki enerjiyi dengelemenin önemi varsa, mekanlarımızdaki enerjiyi tabii de ki. Dengelemenin çok önemi var. Evet, çok teşekkür rica ediyoruz ederim. Katılımınız ben için ve vermiş ederim. Olduğunuz bu kıymetli bilgiler için ve anlaşılır bir şekilde aktardığınız gerçekten. İçin. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten de öyle. teşekkür özellikle teşekkür ediyoruz ben bunun teşekkür için. Ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, denge getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, kozmik enerji terapisti Sayın Yasemin Güldaş konuğumuz oldu. Hoşçakalın.